Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa artık doğru yoldan sapmış olur. Ne zaman ki İsa onların inkarlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var? dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa! Bizim Müslüman olup, Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol. Ve o size, melekleri ve peygamberleri Rab edinin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra, hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi? İki ordunun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da, O'nun müminleri ayırt etmesi Münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir. İmana bedel inkârı tercih edenler Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır. Ey peygamber, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar, yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına, casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp, tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun, derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun dehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı, dünyada rüsvaylık olduğu gibi, ahirette de müthiş bir cezadır. Sizin yanınıza geldikleri zaman, biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kâfir olarak girmişler yine kâfir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir. Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar bir de dininize hücum ederlerse artık kâfir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki, hiç değilse bu durumda, inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler. Müşrikler, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar, ateşte daimi kalacaklardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü, İmana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir. Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla, kafirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere, onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, kafirler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Onlar, Allah'a yemin ederek, olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi Allah ve Resulü'nün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse, da hayırlı olur. Yok, yüz çevirirlerse, Allah onları dünyada da, ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur. Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar göğsüne küfrü yerleştirirse onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır. İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o Birçok işte size uysaydı haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.